Arkadaşlar eğer siz kendi çocuğunuza maddi, manevi ve konforlu bir yaşam tarzı sağlayamayacaksanız lütfen o çocuğu yapmayın amına koyayım. Sizi geçtim, çocuğa eziyet ediyorsunuz. Geçen otobüste gidiyorum, tamam mı? Kulaklığımı unuttum, dedim lanet olsun amına koyayım. Hani neyse. Böyle akşam vakti saat 6-7 gibi falan neyse. Otobüste gidiyorum, bir tane durakta durduk. Bir tane genç bir kız girdi. Girdi ama hali yok kızın, ayakta duramıyor. Ön tarafta bir yer boşaldı, kız direkt oturdu. Ama nasıl oturdu? Böyle oturuyor, uyudu uyuyacak yani. Arkamda da bir tane hanımefendi duruyor. Çocuğu eline almış, çocuk 6-7 yaşında falan. Otobüsün ortasında duruyor, bir de bilerek böyle bas bas bağırıyor herkes duysun diye. Ya işte benim kucağımda benim çocuğum var da bana kimse yer vermiyor da bu ülkenin hali ne olacak, bu gençliğin hali ne olacak, susmuyor. Ben dedim aman Allah'ım geldik. Bir de saat 6-7 falan, herkes böyle işten dönüyor, bir de yorgun genci de var, yaşlısı da var, orta yaşlısı da var. Yok yok yani otobüsün içerisinde. Hala söyleniyor. Arkadaşlar eğer senin maddi ve manevi gücün yoksa, sen o çocuğa konforlu bir yaşam sağlayamıyorsan o çocuğu doğurmayacaksın, bu kadar basit. Kimse kimseye yer vermek zorunda değil. İsterse verir, isterse vermez. Eğer sen saat 6-7 gibi otobüsün içerisinde çocuğunu kucağına alacak bir şekilde dop dolu bir otobüse gitmek istemiyorsan, o zaman o otobüsten çıkacaksın veya yürüyerek gideceksin veya alacaksın kendine taksi, taksiyle evine gideceksin. Çocuğu yapma kararını sen aldın. O sorumluluğu sen taşıyorsun. Ne ben taşıyorum ne de başka birileri taşıyor. Eğer sen o otobüsten inip yürüyerek eve kadar gidemiyorsan veya taksi alamıyorsan veya gidiyorsun çalışıyorsun veya eşim gidiyor çalışıyor, öyle bir imkanın yoksa da otobüsün ortasında durup böyle bas bas bağırmıyorsun. Çünkü o sorumluluk tamamen ve tamamen senin üstünde olan bir şey. O çocuğu doğurmaya sen karar verdin. Evet, senin çocuğun var diye sana yer verebilirler ama kimse sana yer vermek zorunda değil. Öyle bir düşünceyle o otobüse girmen gerekiyor. En sonunda önündeki oturan kız yemin ederim dayanamadı, yerinden kalktı. Abla artık bir sus dedi, otur buraya dedi. Kadın ta arkadan öne köre, öne kadar herkesi ittire ittire gitti. Yaşlıları, öbür çocukları, herkesi ittire ittire gitti. En öne oturdu amına koyayım. En absürt olan nokta ne biliyor musunuz? Kendisi oturdu, çocuk ayakta duruyordu ondan sonra. Bazen gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Otobüste kimse kimseye yer vermek zorunda değil. Dediğim gibi orada sabah saat köründe saat 4'te kalkan insan da var. Eğitime giden, ondan sonra çalışmaya giden, ondan sonra o saat akşam saat 6-7 gibi eve dönen de var. Yani yorgunluktan ölmüş bitmiş hali olan insanlar da var. Yaşlılar da var, orta yaşlı olan insanlar da var. Lütfen size birisi yer verecek diye beklemeyin. Bu durumdan çok fazla rahatsızsanız ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ağlamak yerine ve böyle bas bas bağırmak yerine kendi hayatınızı değiştirin. Değiştirmiyorsanız da ağlamayın.